genç kızlar, genç kadınlar ve küçük çocuklar üzerinde özel bir politika vardır. Özel bir savaş politikası işleniyor. Bunun hepimiz farkındayız. Bu Dersim gibi bir yerde, her tarafı kameralarla çevrili olan bir yerde bir genç kadın kayboldu ve akıbetinden hiçbir sonuç alınamıyor. Biz buradan bir kez daha soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz. Gülistan Doku nerede? Bizler Mayıs ayında Dersim'de startını verdiğimiz Gülistan Doku futbol turnuvasının finalistlerini bugün Dersim'de ağırlıyoruz. İktidarın AKP ve MHP blokunun kadın kırımları, kadın politikaları apaçık ortada. Yıllardır bu kentte bulunamayan, bulunmak istenmeyen bir kadın arkadaşımızın Gülistan Doku'nun akıbetini her platformda sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Her gün onlarca kadın katlediliyor ve AKP-MHP iktidarının cezasızlık politikaları sonucu bir kapıdan alınıp diğer kapıdan bırakılan kişilerin, şahısların bu toplumda yaşattığı travmalar ve yaşattığı sonuçlar bir pratiği de Dersim'de. Karakollarla çevrili olan, dört bir yanı kameralarla donatılmış olan bu kentte gencecik bir kadın bulunamadı, bulunmak istenmedi. Ama biz ısrarcıyız. Her zaman, her yerde haykıracağız. Gülistan Doku nerede? Hesap sormaya da devam edeceğiz. Dört bir tarafı karakollarla, kale kollarla çevrili, 7/24 kameralarla izlenen Dersim'de Gülistan Doku halen kayıp. Paramiliter güçleri palazlandırarak kadınların ve çocukların çete devlet kıskacında ölümüne sebep olan bu iktidarın işbirlikçileri Ahmet'te Narin Gürkan'dan, Batman'da İpek Er'den, Dersim'de Gülistan Doku'dan tanıyoruz. Gülistan Doku'nun bulunması talebiyle yapılmak istenen eylemleri yasaklayan devlet bu olayın doğrudan failidir. AKP-MHP rejiminin Kürt halkına karşı yürüttüğü savaşın bir parçası olarak düzenlediği kadın bedenine yönelik saldırıların kirli özel savaş politikalarının en temel yapı taşlarından biri olduğunu çok iyi biliyoruz. Yine özel savaş politikalarının hedef aldığı kesimin kadınlar ve gençler olduğunu, bunun topluma yön veren dinamik ve toplumsal değerleri koruyan güç olmalarından kaynaklandığını da biliyoruz. Kürdistan'da kadınları fuhuşa ve uyuşturucuya zorlananların değil, bu karanlığa karşı ses çıkaranları yargılayanlar hakikati tecrit edemeyecekler. Kadınlar her yerde gerçeği aykırmaya devam edecek. Kadın düşmanı çeteleri bu topraklardan söküp atacağız. Bu karanlıktan genç kadın kimliğimizin verdiği cesaretimize çıkacak. Kadın düşmanlarını örgütlü mücadelemizle tarihe gömeceğiz. Jen, Jen, Azadi! Jen, Jen, Azadi! Tamam.